tanesinde bu kadar veri varken güvenlik sorunu da var. Yani büyük verinin büyük dağın büyük karı olur derler ya Erdem. Sanırım büyük verinin de büyük derdi siber güvenlik. Senle istersen o Amerika'daki saldırı ile birlikte bu sene daha popüler hale gelen ve bence artık her ay ve her hafta her gün neredeyse böyle saldırıların sıradan hale geleceği bir dönem yaşıyoruz. O açıdan üretimi kesintisiz kılmak açısından da bu işi gündemde tutmak senin de Twitter'da paylaştığın üzere Erdem çok önemli. Sen ne Evet. dersin? Yani gerçekten çok önemli bir konuya bir kere parmak basıyorsun. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi liderlik yapıyorsun. Bence bu çok Estağfurullah. kıymetli. Yani son dönemlerde özellikle yıkıcı etkileri hem ekonomilere hem istihdama hem farklı farklı sektörlere çok daha fazla görülmeye başlandı. Ama bazı alanlarına daha fazla yatırım yapmamız gerektiği hem know-how anlamında hem iş anlamında daha da önemli hale geldiğini gördük. Tabii bunlardan en önemlisi siber güvenlik. Çünkü bir veri ekonomisi konuşuyoruz. Yani bilgi ya da bugünkü hissiyle diyelim buna veri de diyebiliriz. Ya eskiden bilgi diyorduk buna. Tarih boyunca en kıymetli kaynaklardan birisi zaten bilgi. Bizim ofisimizin duvarlarında yazıyor yani veri çağımızın petrolü diye. Ya, gerçekten çok farklı bir noktaya gitti ama arkada tamam birisi veri elinde tutacak, geleceği elinde tutacak, Harari böyle diyor. Ama arkada eğer bunun siber güvenliğini sağlayamazsanız o zaman işte senin de dediğin gibi yani çok daha büyük problemlerle ileride karşılaşabileceğiz. Özellikle bir iki istatistikle belki başlamak istiyorum. Tabii. 2019 yılı ve 2020'ye baktığımızda Amerika'da sadece veri ve iş analitiği geliri 190 ile 200 milyar dolar arasında değil. Fakat bu verinin işlenebilmesi için yapılan analitik yazılımlardan elde edilen gelir ise yaklaşık 70 milyar dolarları bulmuş durumda. 2024 yılına bir prodüksiyon yapıyorlar ve diyorlar ki dünya çapında oluşturulan veri hacminin 150 zettabyte seviyelerine gelmesi bekleniyor. Yani artık sadece veri bir satış, pazarlama gibi alanlarda değil. Yani çok farklı bir noktalarda karşımıza çıkacak. Bence bu çok önemli. Özellikle veriden ziyade artık bizim bu siber güvenliği konuşurken büyük veriyi konuşmamız gerekiyor. Yani artık veri ayrı, bir de büyük veri kısmı var. Bu büyük verinin büyümesindeki en önemli neden belki de COVID oldu. COVID'den sonra özellikle veri oluşturma hızları çok daha fazla artmaya başladı. Niye? Çünkü bu büyük verinin büyümesinde en önemli etken %33 de sosyal medyada geçirdiğimiz zaman oldu. Salgından sonra özellikle tüm dünyada bu zaman daha da fazla artmaya başladı. Ve öyle, o zaman büyük veri ne yaptı? Tamam dedi ben bunu buldum yakaladım. %33'ünü sosyal medyadan aldı tüm dünyada. %16'sını bu büyük verinin online TV yayınları, bir diğer ise %16'sını da online film izleme platformları oluşturmuş. Bunu görebiliyoruz. Özellikle sadece dediğim gibi küçük veri değil, büyük veri bize COVID'den sonra daha da fazla karşımıza çıkmaya başladı. İstersen Timur Hocam yani büyük verinin güvenliğinin sağlanması sorunsalı. Bence bunu kullanmak daha doğru olur. Çünkü bir sorunsal var. Büyük verimiz mi var, büyük derdimiz var diyebiliriz artık. Ve Aynen. büyük verinin güvenliğini de nasıl sağlayacağız? Ya da basitinden neden sağlayacağız? Aslında anladığım kadarıyla bunu sordun ilk başta. Aynen. Bir çünkü veriyle iş yapma kültürünün içerisine bunu başta yerleştirmek lazım. Çünkü hayatını bu kadar sarmal bir şekilde insanların etkileyen pek çok servisin içerisine girdiği için en başta bunu yapmazsak sonrasında kanalizasyonları yapmadığın şehirde yaşamak gibi oluyor. Çok doğru. Ya da tam arıtmayı yapmazsan başımıza gelenler gibi oluyor. O açıdan baktığımızda bu da bence temel altyapıda kaçınılmaz kültürel bir mental bir değişimi de şart kılıyor herhalde. Çok doğru söylüyorsun. Yani bugün baktığımızda Facebook kullanıcı sayısı örneğin 3 milyara ulaşmış. Her geçtiğimiz
bir dakika içinde 500.000'den fazla tweet görüyoruz. Ve daha çarpıcı bir durum var. Google üzerinde her saniye yaklaşık 40.000 üzerinde arama yapılıyor. Yani şöyle bir kaba bir bakkal hesabı yaparsak yıllık 1.2 trilyon arama hacminden bahsediyoruz. İnanılmaz bir veri. Şimdi birçoğumuzun kolunda işte akıllı saatler var, bileklikler var, parmağımızda akıllı yüzükler var. Bu gibi cihazlar, mobil cihazlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız, evimizdeki robot süpürgelerimiz sürekli hani herkes Instagram'da paylaşıyor ya. Ya bunların hepsi inanılmaz veri üretiyor. Bu veriler işlenmedikçe de bir anlamı yok. Çok güzel bir örnek verdin. Arıtma olayı. Gerçekten öyle. Yani bu siber güvenlik artık bir arıtma olayı görüyor bize. Dediğim gibi büyük verimiz var mı? Büyük derdimiz var. Bir veri hacminiz varsa yapabileceğiniz ilk şey onların yanlış ellere geçmesine izin vermemek. Ama neden? Bu nedenlere dair farklı yorumlar var. Örneğin en temel olanın altını çizmek istiyorum. Büyük veride güvenliğini sağladığınız şey genelde sizin veriniz değildir yaklaşımı var. Yani başkalarının verisinin güvenliğini sağlıyorsunuz. Bu bağlayıcılık yüzünden de büyük verinin mutlaka en üst düzey güvenlik yöntemleriyle korunması gerekiyor. Peki nasıl? Bunu verilerle uğraşanların doğru bir şekilde doğrulanmasıyla sağlayabiliriz. Bu en önemli bence ayak. Şifreleme ve değiştirebilir parola politikaları ve buna benzer dahil edilebilen farklı yöntemlerle bunu koruyabiliriz. Ve özellikle kimlik hırsızlığına karşı koruma yöntemleri geliştirmemiz gerçekten çok kıymetli. Yani hep bahsediyoruz ya işte Z kuşağı, Alfa kuşağı. Ya bunlar zaten internette bu kuşak. Zaten sürekli veri oluşturuyorlar ama kendi kimliklerimizi koruyamazsak önümüzdeki dönemde gerçekten çok üzülebileceğimiz farklı dönemler yaşayabiliriz. Çünkü dijital ortamdaki her türlü veri değerli. Kullanıcıların kişisel verileri çok kıymetli. Saklanan veri kadar veri oluşturma, düzenleme, erişme, silme, çoğaltma, paylaştırma logları çok önemli. Özellikle 5G ile beraber verinin loglanması ve bu verilerin gerektiğinde düzenlenip erişilip silinmesi, çoğaltılması çok daha kıymetli hale gelecek. Ve tüm veriler mümkün olduğunca merkezi sistemlerde saklanması daha da önemli hale gelip bu sistemlerin her türlü erişim noktalarının kontrol altına alınması ve loglanması çok 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 önemli bir hal almaya başladı diyebiliriz. Peki Muhammed, bu noktada şimdi 5G ile de birlikte veri trafiğinin artık katlanarak artmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz ve bizim için daha hayati hale geldiğini söyleyebiliriz. Hatta bizim toplantının başında da Türk Telekom yaptığı özellikle açıklamada da Arçelik'te özel bir mesela projeden bahsetti. 5G üzerinden, yani bu dönüşümün hem dikey sektörlerde, kurumlarda başladığını göreceğiz. Yakın daha tüketiciye de gelmeden, ama bunun dışında insansız araçlar pek çok yerde, bunların hem hayatımız için müthiş fırsatlardan söz ediyoruz ama o fırsatlar kadar da arka taraflarda da tehdidin olduğunu unutmadan, fakat bu noktada fırsatlara odaklanarak, peki mutlaka da bu dönüşümün bir parçasını da mutlaka sürecin güvenlik açısından da takibinin şartı olacak herhalde. Çok 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 kıymetli bir görüş. Çünkü biz bunu güvenliği ikiye ayırıyoruz. Biri bireysel önlemler, diğeri kurumsal önlemler. Ve özellikle işte startuplar bu konuya ne kadar çok önem verirse, kurumsal şirketler, devlet ne kadar çok önem verirse önümüzdeki dönemlerde önleyici hizmetlerde çok daha kıymetli bir dönem geçirebiliriz. Bu çok kıymetli olacak. Şifreleri çok kolay şifreler yapıyoruz. Biliyorsun çok böyle haber de çıktı. Yani bir kere buraya odaklanmamız çok önemli. Ortak ağ kullanımı, artık metroda bir de her yerde internet var. Yani tamam bağlanıyoruz ama bağlandığımız cihaz eğer güvenli bir cihaz değilse cihazımızdaki verilerin hepsinin maalesef kötü niyetli insanların eline geçme olanağı çok fazla. Bu bir kere çok önemli. Özellikle bir noktaya bir değinmek istiyorum izin verirsen Timur. Kurumsal tabii olarak şirketler için bir siber güvenlik kültürü oluşturması gerek. Önce şirketler kurumsal olarak bunu oluşturdu. Buna toplumun da bir şekilde
bir siber güvenlik kültürüyle, siber güvenlik kültürüyle takip etmesi çok kıymetli diye düşünüyorum ve en tepeden başlayarak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Gerek kurumların, gerek şirketlerin, gerek özellikle eğitim sektörü ve sağlık sektörünün yapısına uygun siber güvenlik kuralları, prosedürleri ve sistemlerinin olması gerekli. Olması tek başına yetmiyor. Farkındalık yaratılması çok önemli. Yani işte bu programlar gibi ne kadar fazla etkinlikler yapılabilirse, farklı bilgilendirmeler yapılabilirse, özellikle okullarda bunun oluşturulması çok kıymetli. Yani ilkokuldan, hatta okul öncesinden başlayarak, çünkü işte senin de Allah bağışlasın ufaklık var. Bizim ufaklık 4 yaşında kendini bir anda online eğitimde buldu. Yani onun da kullandığı tableti, bilgisayarı korumamız gerekiyor. Yani ondan dolayı okul öncesinden itibaren bizim bu siber güvenlik kültürünü bir şekilde oluşturmamız çok kıymetli. Erdem, ben bunu başladım diyebilirim. Hatta yaptığım toplantılarda zaman zaman şöyle kırmızı başlıklı kızın hikayesini aslında veri hikayesi, dijital kurt ve kırmızı başlıklı kişi diyorum. Orada artık erkek ya da kırmızı başlı kız hikayesinden değil de daha çok bir orada anonim bir kişi üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kırmızı başlıklı kız hikayesi de çok güzeldir. Gözlerin neden daha büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Yani bizden verimizi istiyorsun. Peki niçin istiyorsun? Sana daha iyi hizmet edebilmek için mi? Yoksa senin verilerinde başka şeyler yapabilmek için mi? İşte burada güven ilişkisini ve nerede olduğunu bilmekle ilgili alışkanlıkları en basit kırmızı başlıklı kız hikayesinden çıkarak anlatmak lazım diye düşündüm. O yüzden de böyle bir analojiden yola çıkarak anlatmayı uygun buluyorum. Müthiş olmuş. Gerçekten çok kıymetli. Yani şöyle örnek verelim. İşte bu pandemiyle karşılaştık. İçinde yaşadığımız bu dönemde. Herkes bir şekilde maskeye alıştı. Şimdi bir daha bir pandemiyle karşılaşsak ne yapılacağını dünya biliyor öyle ya da böyle. Çocuklar da biliyor. Yani küçük çocuklar da artık maske takmayı, çıkartmayı öğrendiler. Eğer biz özellikle büyük veri alanında bu siber güvenlik farkındalığını böyle öğrenebilirsek hep beraber, önümüzdeki dönem gelecek veriye dayalı siber güvenlik salgınında çok ufak hasarlarla atlatabiliriz. Ondan dolayı da bu tarz anlatımlar özellikle okul öncesi ve ilkokuldan başlayarak yapılması gerçekten çok kıymetli. Evet, ülkemizde kişisel verileri koruma kurulu var. Çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Avrupa'da GDPR var. Ona yönelik çalışmalarımız var. Amerika'da farklı yasalar var. Anayasamız bize belli başlı haklar tanıyor. Özellikle kişisel verilerle ilgili. Ama bunları ne kadar çok bilirsek, ne kadar çok bilinçlenirsek, o zaman veriyi elinde tutan şirketler ya da kurumlar da daha dikkatli hareket ederler diye düşünüyorum açıkçası. Aynen, ben de buna katılıyorum. Özellikle yurt dışından gelen firmalar, yani bazı şeylerde standartlar ülkelerin gizli gümrük duvarlarıdır diyorum ben. Bu klavyeden başlar, sizin kültürünüzle ve nasıl insanlara değer verdiğinizle ilgili belli standartları kabul etmenizdir. Burada Avrupa Birliği'nin mesela öncü hareketlerin olduğunu biliyoruz. Çünkü farkındalık fazla. Bu açıdan Avrupa Birliği'nin değerleriyle birlikte hareket etmenin bence bizim için de önemli, kritik faydasının olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Uzun dönemdir özellikle GDPR dediğimiz kurul çalışıyor Avrupa Birliği ve çok büyük tecrübesi var. KVKK da çok yakın çalışıyor zaten Avrupa Birliği ile. Ondan dolayı katılıyorum. Özellikle tüm dünyada belli başlı kriterlerle, belli başlı ilkesel maddelerle ortak çözümler üretilmesi, ortak kararlar alınması hepimiz için kıymetli. Yani bugün burada karşılaştığımız bir durumla Almanya'da da karşılaşabiliriz. Fransa'da karşılaştığımızda verimizin çalındığı ya da bir siber güvenlik tehdidinde ne yapmamız gerektiğini bilirsek, dünyanın herhangi bir yerinde yaşarken, tatil amaçlı olabilir. Yani bir haftalık tatile gidersiniz yurt dışında bir yere. Bir siber güvenlik tehdidiyle karşıya kalırsınız. Ondan dolayı ortak bir dilin olması ve ortak bir hukuki düzenlemenin olması çok kıymetli. Avrupa Birliği'ninki gerçekten çok başarılı.
Biz de zaten uyumlu şekilde çalışıyoruz. Ondan dolayı özellikle önümüzdeki dönemlerde yeni kavramlarla beraber hayatımıza girecek yeni teknolojilerle beraber bizim de siber güvenlik kriterlerimizi ve kişisel verilerin koruma kurulunun kontentlerini diyeyim güncellememiz çok kıymetli. Çünkü niye? Blok zinciri konuşuyoruz son dönemlerde. İşte NFT'yi konuşuyoruz. Ya 5G'yi konuşuyoruz ama 5G hayatımıza girdiğinde o kadar hayatımızda birçok değişikliğe neden olacak ki. Yani işte evdeki elektrik süpürgesiyle işte atıyorum yerli otomobil çıktı. Yerli otomobilin ekranındaki başka bir şeyle saatimizde, yüzümüzde bu verileri bir şekilde daha hızlı kullanacağız ve alışacağız. Alıştıkça da bırakmak da kolay olmayacak. Ama en önemli konu arkasında biz bu siber güvenlik farkındalığını oluşturamazsak iki gün sonra başımıza gerçekten istemediğimiz problemler gelebilir. Biz de istiyoruz ki ya bunu bugünden biz salgın gelmeden başlayalım. Salgın geldiği zaman bir problem olduğunda buna hazır olalım hep beraber. Erdem ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Cerebrum Tetkin kurucusu Doktor Erdem Erkul bizle birlikteydi. Erdem'e de hem bütün endüstrideki uzun deneyimleri ve bizle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Erdem. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet. Ventures Up